Herkese merhaba. Arkadaşlar yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün ne yapalım? Bugün tavuk mantar yapacağız. Ama mantarlı tavuğu daha değişik bir stilde yapacağım. Bu benim stilim. Yani soğan koymayacağım, biber koymayacağım, domates koymayacağım. Mümkün olduğunca tavuğun tadını alacağız. Tavukları kızartacağız. Şimdi 3 tane göğsüm var. 3 parça. Normal bir yarım kilo falan yapıyor herhalde. Bir paket mantarı aldım, kabuklarını soydum. Kesmeden evvel bir yıkayacağım onları. Fazlası tutmayacağım çünkü su çeker. Bir tane patatesi de kızartmalık afyon patatesi. Böyle iri küp biçiminde doğradım. Kenara koydum. Şimdi baharatlarımız kekik var, kimyon var, tuz var, karabiber var, kırmızı biber var. Eser miktarı da yeni baharat alabiliriz. Şimdi önce şu patatesleri bir kızartalım. Özellikle birazcık iri doğradım. Kıyıp süzdürdüğüm mantarları şu şekilde kesiyorum. Yani ne kadar 1-1,5 milim kalınlığında. Ben bunu saplarını ayırdım. Eğer sulu mantar yemeği yapacak olursam saplarıyla beraber yapıyorum. Ama bu çeşit şeylerde saplarını ayırıyorum. Şöyle hepsini dilimledim. Mantarları doğradım. Şu şekilde arkadaşlar. Bunları kenarda. Şimdi patateslerimiz de kızardı. Sırada bunları pişirmek var. Başlayalım mantarları pişirmeye. Önce tavamızı bir güzel kızdırıyoruz. Bu önemli. Bundan sonra bir miktar ayçiçek yağı atıyorum ben. İsteyen zeytinyağı da atabilir ama ben ayçiçek yağını tercih ediyorum. Böyle kızartmalarda daha çok. Şöyle yağ kendine geldikten sonra bir yemek kaşığı civarında tereyağı atıyorum. Yağların erimesini bekliyoruz. Tavamız kızgın olacak. Arkadaşlar mutlaka tava kızgın olacak. Mantarlarımızı sulandırmak istemeyiz. Bunu sırf tereyağla da yapabiliriz. Ama yandığı için genelde sıvı yağla karıştırırsanız kolay kolay yanmaz. Bu mantar şimdi size çok gelebilir ama yarı yarıya ufalacak bunlar. Şöyle ara ara karıştırıp pişirmeye bırakalım. Mantarlarımız suyunu çekti. Şimdi buna pişmeye yakın tuz ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar. Ben buna baharat atmıyorum arkadaşlar. İşin sırrı burada. Tavuğa baharat atacağız tavuk etine ama buna atıyorum. Yerken sadece mantarın tadını alacaksınız. Bir de böyle deneyin. Güzelce böyle kızarmaya dönük hale geldiği vakit altını kapatacağız. Evet, gördüğünüz gibi mantarlarımın rengi döndü. Mükemmel biçimde piştiler. Şimdi altını kapatıp bunu bir kenara koyuyoruz. Biz de bu arada tavuklarımızı halledelim. Tavukları jülyen biçimde doğrayacağım. Yani şu şekil, kalınlığı yarım santim, bir santim arası. Gördüğünüz gibi şöyle şöyle doğrayacağız.
Tavukları doğradım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde bir daha gösteriyorum. Şimdi bunu pişirelim. Ben bu iş için döküm tavamı kullanacağım. Siz teflonla kullanabilirsiniz ama döküm tavada et daha iyi olur tabii ki. Tavamı çok güzel kızdırdım. Bu önemli arkadaşlar. Çünkü tavukları jülyen biçimde, ince biçimde doğradık. Çabuk pişecek. Su salmasını istemeyiz. Bir nevi mühürleme gibi olacak. Bir dinleyelim. Gördüğünüz gibi bir ses gelecek. Mantarlarım da kenarda bekliyor. Şimdi bunu bir güzel kavuralım. Baharatların tuzunu biraz sonra atacağız. Evet, rengi beyazladım tavuklarını. Şimdi tuzunu ve baharatını atabiliriz. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Her zamanki gibi miktarı gene size bağlı. Yarım tatlı kaşığı kırmızı biber atıyorum. Yarım çay kaşığı karabiber atıyorum. Yarım çay kaşığı kimyon atıyorum. Birazcık da yeni baharatalım mı? Bakalım yeni baharımız var mıymış? Evet, yarım çay kaşığı da yeni baharatıyoruz. Kekiği en son arkadaşlar. Şöyle bir güzel karıştıralım. Dikkat ederseniz fazla baharat atmadım. Yine biraz baharat var ama çok atmadım. Burada amacımız tavuğun tadını almak. Tamam, baharat da yakışıyor tavuğa ama birazcık daha ben daha sade tatları seviyorum. Siz isterseniz buna bol acı ya da bol karabiber, bol kimyon atabilirsiniz. Bu arada aklıma geldi. Belki birazcık daha acı atabiliriz. Daha hiç atmadık gerçi. Şöyle bir çay kaşığı da pul da atayım. Güzelce her tarafı kızarana kadar bir yandan karıştıralım, bir yandan pişirelim. Gördüğünüz gibi tavuklar nar gibi kızardı. Mükemmel oldu. Şimdi buna bir çay kaşığı, hatta 1,5 çay kaşığı kekik attım. Şöyle karıştırıyorum. Hemen arkasından mantarlarımızı döküyorum. Birazcık soğumuş olan mantarımız burada kendine geliyor. Hem tavuğun tadından birazcık alacak. Ama gene de ana tat mantar olarak kalacak. En sonra da kızarttığımız patatesleri şöyle döküyoruz. Şimdi tavanın altını kapatıyoruz. Zaten döküm tava. Kolay soğumuyor. Hepsi birbirine girecek. Şöyle karıştırdıktan sonra birazcık böyle demlenmeye bırakıyoruz. Hafif. Bu tip yemekler hemen pişer pişmez yenmez. Arkadaşlar şimdi hepsi birbirinin içine emecek. Kendine gelecek. 5 dakika demlenmeye bırakalım.
yemeğimizin demlenme işi tamam. Şöyle bir kaseye boşaltalım. Yağını da boşaltıyoruz. Zaten fazla bir yağ kalmadı. Evet, gördüğünüz arkadaşlar, en iyi Fransız lokantasında en çok yiyeceğiniz bunun kadar lezzetli bir şey olur. Daha da lezzetli olmaz. Şöyle mükemmel oldu. Bunu ben herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Yapana, yiyenlere afiyet olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Yemeğimizin demlenme işi tamam. Şöyle bir kaseye boşaltalım. Yağını da boşaltıyoruz. Zaten fazla bir yağ kalmadı. Evet, gördüğünüz arkadaşlar, en iyi Fransız lokantasında en çok yiyeceğiniz bunun kadar lezzetli bir şey olur. Daha da lezzetli olmaz. Şöyle mükemmel oldu. Bunu ben herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Yapana, yiyenlere afiyet olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.